Bu videoda kofaktörlerden, koenzimlerden ve enzim fonksiyonlarında üstlendikleri önemli görevlerden bahsedeceğiz. Ama önce enzimlerin tepkimeleri hızlandırdığını bir kere daha tekrar edelim. Bunu tepkimenin aktivasyon enerjisini azaltarak yaparlar. Bunun yanında tepkimenin büyük bir kısmının gerçekleştiği aktif bölge denilen alanda enzimin substratlarla nasıl bağlandığını bir görelim şimdi. Her enzimin kendi başına tepkimeyi katalizleyemediğini biliyoruz. Bazı enzimlerin yardıma ihtiyacı vardır. Şimdi buradaki enzimimiz buradaki substratla tepkimeye girmeye çalışıyor diyelim. Bu durumda bazen kofaktör bazen de koenzim denilen bir madde devreye girer. Bu maddenin yani koenzim ya da kofaktörün enzim fonksiyonunun düzgün bir şekilde çalışması için enzime bağlanması gerekir. Öyleyse gelin koenzim ve kofaktör tam olarak nedir ve nasıl çalışır ona bir bakalım. Öncelikle koenzimin ne olduğuna başlayalım. Koenzimler organik taşıyıcı moleküllerdir. Peki organik ne demek? Organik demek temel karbon bazlı molekül demek. Taşıyıcı da koenzimin enzim daha kolay bir kataliz yapsın diye tutunduğu ve bir yerlere gittiği şeylere verdiğimiz isim. Koenzimlere en iyi örnek elektron taşıyıcı olarak hareket eden nikotinamid adenin dinükleotidi yani kısaca NADH'ı verebiliriz. Burada NADH'ın yükseltgenen formu olan NAD, NAD artı ve bir hidrür iyonuna dönüştüğünü görebiliriz. Ortaya çıkan bir çift elektronu da diğer moleküller alabilir. Diğer moleküllere bunlar gider. Bu bir çift elektron. NAD artı önce NADH molekülüne dönüşmesine neden olan elektronları kabul eder. Daha sonra bir enzim için bu elektronları taşır. Şimdi laktik asit fermentasyonunu hatırlayalım. Piruvatın laktik aside dönüştürüldüğü yerde laktak dehidrogenaz isimli enzimin bu tepkimeyi katalizlediğini söylemiştik. Laktat dehidrogenaz enziminin piruvata elektron transfer etmek, ve bunu laktik aside çevirmek için NADH'ı koenzim olarak kullandığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu da NADH'ın da elektron taşıyan koenzim olarak hareket ettiğini bize gösteriyor. Koenzim'e bir diğer örnekte NADH gibi taşıyıcı molekül olan koenzim A olabilir. Ancak NADH'ın yaptığı gibi taşıyıcı elektronlar yerine bazen CoA olarak da geçen koenzim A Asil diğer bir değişle açil gruba veya asetil gruplarına tutunur. KoA'nın bu iki karbon asil grubunu bir molekülden başka bir moleküle taşıyan metabolik tepkimelerde oldukça sık yer aldığını söyleyebiliriz. Ko-faktörler koenzimlere göre biraz daha farklıdır. Koenzimler farklı şeyleri bir molekülden bir diğerine aktarırken ko-faktörler direkt olarak enzimin kataliz mekanizması ile ilgilidir koenzim gibi tam olarak bir şey taşımazlar ama belki enzimi ya da substratı dengeler veya substratın birinden diğerine dönüşmesine yardımcı olurlar. Bu duruma en güzel örnek olarak ise DNA polimeraz enzimini verebiliriz. DNA polimerazın DNA replikasyonu boyunca yeni DNA sentezlemek için yardımcı olan bir enzim olduğunu unutmayın. DNA'nın etrafındaki negatif yüklü fosfat gruplarından dolayı oldukça negatif yüklü bir molekül olduğunu biliyorsunuz. DNA polimeraz magnezyum iyonu kofaktör olarak kullanır ki bu da DNA'daki tüm negatif yükü dengelemek için büyük miktarda pozitif yükü beraberinde getirmiş olur. İşte bunun koenzimden ne kadar da farklı olduğunu siz de görüyorsunuz. Sadece taşıyıcı molekül olarak işlev görmektense, magnezyum iyon kofaktörü DNA'yı dengeler ve katalizde doğrudan görev alır. Şimdi daha ilginç bir konuya geçiyorum. Doktorların tavsiye ettikleri, beslenmenizi destekleyecek vitaminler ve mineraller aslında bazı e, farklı kofaktörler ve koenzimlerdir. Vitamin ve mineralleri özel kılan şey ise vücudumuzun onları sıfırdan üretememeleri. Ancak sağlıklı kalabilmek için onlara ihtiyacımız var. Vitamin dediğimiz şey de organik kofaktörler ve koenzimlerden başka bir şey değil. Buna mükemmel iki örnek verebiliriz. Birincisi Yiyeceklerin etiketlerinde niyosin olarak bahsedilen aslında NAD'nin öncüsü olan B3 vitamini. İkincisi de koenzim A'nın öncüsü olan B5 vitamini. Diğer tarafta da karbon bazlı olmayan inorganik olan mineraller bulunuyor. Mineraller genellikle vücudumuzdaki kofaktörlerdir. DNA polimerazın kullandığı magnezyum da mineral koenzimine verilebilecek en iyi örnek olur. Bu arada bütün mineraller sadece kofaktör olarak çalışmaz. Kofaktör olarak çalışan kalsiyum gibi bazı mineraller kemik ve diş bileşenleri için kritik derecede önem taşır. Kalsiyum burada normal bir kofaktör gibi çalışmaz çünkü yapının önemli bir parçasıdır. Peki biz bu videoda neler öğrendik? Öncelikle bütün enzimlerin tek başına fonksiyon gösteremediği, bazılarının ufak da olsa yardıma ihtiyaç duyduğunu Sonra bu yardımın taşıyıcı molekül olarak işlev gören koenzim ya da enzimin yaptığı katalize direkt olarak yardımcı olan kofaktörlerden geldiğini ve son olarak da vitamin ve minerallerin genelde besinsel kofaktörler ve koenzimleri ifade ettiğini öğrenmiş olduk.